bile demedi savcı mutalaasını yaparken. Yaralamanın en üstünden dendi. Benim kalbim üzerinde bile 5 santim bıçak darbesi vardı. Allah yardım etti de hani denk gelmedi, evlatlarıma bağışladı. 5 yıl 15 ay aldı. Bunun da sadece 2 yıl bile dolmadan çıktı. Şu an dışarıda mı? Dışarıda. Dışarıda şu an. Defalarca uzaklaştırma aldırdım. Elektronik kelepçe takıldı. Okulun etrafında çocuğumla karşılaştım. Okulun içine kaçtım. Hastanelik çalıştığım birime geldi. Bunların hepsini de mahkeme hakim çocukları görme kararını elinden kaldırdı. Öncesinde vardı. Yasaya uyuyorduk biz de kanuna saygımızdan dolayı. Çocukları görüyordu. Büyük oğlum görmek istemiyordu beni kanlar içinde gördüğü için. Küçük kızım anlamadığı için gidiyordu. Ama yasaya uyaraktan veriyorduk. Sonra hakim hanım o görme hakkını da TUM'dan elinden alınca bu sorunu benimle çözüp benimle konuşmaya çalışmak için okula geldi, iş yerime geldi, yaşadığım travmaların, korkuların hepsini geride bırakmaya çalışırken ben bunların hepsini hatırladım. Ben bu insanla hiçbir zaman karşı karşıya gelmek, yüz yüze gelmek istemiyorum. Sen toprağa gireceksin, ben cezaevine gireceğim diyen bir adamdı beni bıçaklarken. Ben böyle bir adamın hiçbir dediğine de inanmam. Bir daha zarar vereceğine de inanırım. Gördüğümüz haberlerdeki gördüğümüz olaylarda neler neler görüyoruz. Halen yasasızlık, cezasızlıklardan dolayı kadınlar, çocuklar dahi öldürüyor. Eşinden ayrılmayı hazmedemeyen erkekler, kadına sırf zarar vermek için, kadının canını yakmak için kendi öz evladını öldürenler var. Biz bunlara sahip çıkamıyoruz. Halen yarın da bir duruşmam var. Bir yıl öncesinde iş yerime kadar geldi. Tesadüf etti, denk gelmedik ama ben sesini duydum ettim. Yarın da bir duruşmam var. Kendisi de geleceğine, dün iki gün önce de mesaj atmış, bir yıldır mesaj atmayan adam. Beni rahat bırak diyor. Halbuki hiçbir cevap, mesajına cevap vermeyen benim. Sürekli beni rahatsız eden o. Rahat bırakılması gereken benim ve biziz. Ama bizler rahat bırakılmıyoruz. Kanunlar yeteri kadar güçlü olmadığı için, sahip çıkamadığımız için, ben evladıma küçücük bir karıncaya dahi zarar vermedi derken, onun yaşam hakkına saygı duy, oğlum koru derken, kızım koru derken, yasalar bu erkeklere, kadınların ve çocukların yaşam hakkı için bir sert çıkmıyor ya da cezaları daha da yükseltmiyorlar ya da gözlerini korkutmuyorlar. O kadar rahatlar ki, o kadar normal geliyor ki. Bilmiyorum yani gücü yetmeyen kadının ve de çocuğun kim koruyacak? Çocuk ya da kadın kendini koruyamayacak. Tabii ki yasalarla dengelenecek bu güç dengesizliği. Sizin kızınıza da saldırmış galiba. Evet, bu nedir? Evet, bu konuyu hakkında bilgi alabilir miyim? Kızım vardı önceki eşimden. Ben hiçbir zaman gizlemedim, saklamadım. Doğru dürüst oldum. Ona da babalık yapıyordu. Sonrasında, bir yıl sonrasında huyu suyu karakteri değişmeye başladı. Oğlumuz olduktan sonrasında. Ona karşı psikolojik, bana karşı psikolojik şiddet 8 yıl kadar hep uyguladı. Diğer evlatlarım olduğu için sustum. İşsizliğine dayandım, destek oldum. Ama sen iyi oldukça bunlar kötü niyetli olduğu için hep bir şekilde kullanıyorlar, ediyorlar. Beni bıçaklamadan 3 hafta önce kızıma bıçakla gözümün önünde saldırınca ben tahammül edemedim. Kızımı babanın evine götürdüm. Ama iki küçük çocuğum olduğu için bırakamadım onları. Dua ettim neticede. Bir şekilde Allah canımı evlatlarıma bağışladı. Mucize dediler zaten. Ama hep üzülüyorum. Hamile kadınlar da öldürülüyor. Devamı hep sonrasında daha kötü, daha kötü geliyor. Ve normal olarak görülüyor bu şiddet, bu öfke. Bir şekilde çözümler bulunsun istiyorum. Duydukça ağlıyorum, gözyaşımı tutamıyorum. Yaşadıklarımı hatırlıyorum. Çevremde o kadar çok var ki. Ben bir sağlıkçıyım. Bunu tümöre benzetiyorum ben. Hani tümör ufaktan küçükten başlar ya, önemsemediğinizde, normal gördüğünüzde büyür, yayılır, gider. Toplumda da herkes görmüyor, duymuyor ya da normal görüyor ama o tümör her yeri kapladığında hepimiz birden karanlıkta kalacağız. Ve herkes bir yerden yanacak ama geç olacak. O yüzden insanlığımızı, özümüzü hatırlayıp hassas olmamız gerekiyor kadınlar ve çocuklar konusunda. Yasaların gerçekten daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Yoksa durmayacaklar. Ablacığım bir de bir boşanma konusunda bir sıkıntınız oldu. O konudan bahsedebilir misiniz? Boşanma 3 yıl kadar sürdü. Ölüme teşebbüs olduğu halde çocuğuma bu şekilde bıçakla saldıran bir psikolojisi bozuk bir adam olması halinde 3 yıl kadar sürdü. 3 yıldan sonrası biz boşandık 2023 yaz Temmuz'unda. Ama çocukları görme hakkını kaldırdığı için bu kişi isnafa verdi. İsnafa verdiği için de boşanma netleşmiyor. Daha yargıtaya da gider diyorlar ve ben hala beni öldürmeye çalışan adamın soyadını taşıyorum. Hadi boşanamadınız o zaman. Yok, netleşmemiş oluyor. Yani boşanma tamam karar verildi, edildi ama
Hepsi bir dosyada, hepsi bir olduğu için çocuk kararı, işte boşanması falan. İsnaf'ta, İsnaf'tan daha da Yargıtay'a da gider diyorlar. Ben hala soyadımı taşıyorum. Çalıştığım birimde her yerde onun soyadını atıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü ben onurlu ve şerefli bir kadınım. Mahkemede hiçbir benim raporlarım, sağlık, ameliyat raporlarım, epikriz raporlarım hiçbiri istenmedi. Sadece önceki eşimle olan namusuma, iffetime sarıldı ki adam başka şehirde olmasına rağmen, hiçbir zaman konuşmamama rağmen. Bütün kadınların ceza indirimden yararlanmak için namusuna, iffetlerine sarılıyor. Onurlu ve şerefli bir kadın için bu gerçekten zarar verici bir durum. Canımızın yandığına mı yanalım? Psikolojimizin bozulduğuna, rüyalar, kabuslar gördüğümüzde mi? Yaşadığımız travmalara mı? Bir de namusumuza, iffetimize atılan lekeye mi? Bunun üzerinden de gidilip mahkemelerde indirim alınmasından ben o kadar rahatsız oluyorum ki, o kadar yanlış görüyorum ki bunun da artık düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü bir sokakta yürüyen bir kadının da o zaman rahatlıkla namusunu, iffetini herkes rahatlıkla çamur atar. Bu yola gider yani. Ablacığım bir de bir cezaevinde bir olay vardı diyordunuz. Galiba bir sizi öldürmeyle ilgili bir konuydu. Cezaevinde o öldürme hissiyatını, o öfkesini koğuşla beraber arkadaşlık yaptı bir mahkum anlatmış. Ben buradan çıkarsam işimi tamamlayacağım. Onu da kızını da iki erkek kardeşini de öldüreceğim. İş yerine eleman alınacak diye uygun fiyatta işte bir afiş atacağım, onları işime alacağım, yanıma alacağım. Sonra da öldürüp onları dükkana gömeceğim diye bir mahkum anlatmış. Mahkum da bizim ağır cezanın görüldüğü davaya mektup yazıyor. Biz bu adamı tanımıyoruz, bu arkadaşı tanımıyoruz. Ama bize mucize gibi geldi. Tanımadığımız bir insandan, bir mahkumdan bir iyilik yani düşünün. Ve diyor ki bu adam yaptığından kesinlikle pişman değil. Bu adam öldürme planları yapıyor. Bana bunları teker teker anlattı. Siz bu adamı serbest bırakmayın. Benim de kızlarım var. Kadınlarımız, kızlarımız böyleleri yüzünden ölüyor diye. Biz başkana dinlensin dedik ama neyini dinleyeceğim dedi. Onu dinlemeyeceksin. Hastanedeki raporlarım, epikrizlerim, benim vücudumun ne derece zarar gördüğünün hiçbir önemi yok mu? Ağır cezadayız yani. Hani normal bir asli hukukta değiliz. Onlar da gelmedi etmedi. Sadece namus, iffet üzerinden sürekli karalamaya çalıştıkları ortada olmayan bir fotoğraf, bir video, bir telefon kaydı, hiçbir şey olmayan şeyin üzerinden sadece bunlar konuşuldu. En son kararın açıklanacağında yaralanmanın en üstü deyince şok oldum ve dedim ki başkanım dedim kollarımı kaldırmasaydım tesadüfen 5 bıçak darbesi benim bel üstü vücudumu delik deşik edecekti ve ben ölecektim. Yani kolumu kaldırmam tesadüfen o korkuyla gözümü kapatıp kolumu kaldırmam mı suç? Yaşamış olup karşınızda olmuş olup bana yapılan bu zararın hesabını sorun demem mi suç? Biz kimden, biz kadınlar olarak kimden hak, adalet talep edeceğiz? Yaşam hakkımızı nerede koruyacağız biz? Kendimiz, halk olarak, toplum olarak biz kendimiz mi koruyacağız? Ama polisimiz var diyoruz, yasalarımız var diyoruz. Benim ailem dahi 18 saat sonra öğrenmiş benim hastanede yattığımı. 18 saat sonra. Ben bir hemşireyim. Bize bile kimsesi biri geldiğinde yakını var mıdır, ölürse haber vereceğimiz birisi var mıdır diye biz itina ederiz. Ama o itinayı ben bulamadım. Belki başkaları da bulamadı. Şu an herhangi bir tehlike var mı sizin için? Korkuyorum. Her gece nöbetli çalışıyorum. Çıktığımda arkamı kolluyorum. Instagram'dan ya da işte mesaj attığında cevap vermiyorum. Polisler verme dedi. Dedim vermem zaten. Muhatap olmam hiçbir zaman. Ama bir çocuk var diye ortada konuşmak, görüşmek zorunda değilim. Yasalar neyse gereği ben saygı duyarım, uyarım. O da uysun, o da yasalar yolundan gitsin. Ben yasalar yolundan adalet bulamadım. O da yasalar yolundan giderek kendi adaletini bulmaya çalışsın. Teşekkürler. Adayı eklemek istediğim bir şey varsa? Lütfen ne olur kadınlar ve kızlar, çocuklar, erkek çocukları. Çocuklar bizim nesillerimiz. Kadınlar olmasa toplum olmaz. Büyüyüp millet olamayız. Ve bizi sadece kanunlar ve yasalar koruyabilir. Gerçekten kanuna, adalete saygısı olan hakimler, savcılar, vicdanı olan insanlar daha da çoğalsın. Ve gereken önlemler alınsın. Teşekkür ediyorum abla. Kapatamadım. Kayıttan niye çıkmadı bu?